Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı merak edilen konulardan biri oldu. Bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Peki emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri her sene dini bayramlardan önce emeklilerin hesabına geçiyor. 2018 yılında uygulamaya konulan bayram ikramiyesinde geçtiğimiz yıl emeklilere 1100 TL verildi. Vatandaşlar 11 ayın sultana Ramazan ayına sayılı günler kala bayram ikramiyesi hakkındaki araştırmalara başladı. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadığını ancak beklentilerin mevcut olduğunu söyleyen Gülşen Coşkun şu ifadeleri kullandı. Bayram yaklaştı. Bayram ikramiyeleri de tekrar konuşulmaya başlandı. Bir süredir bu uygulama devam ediyor. Bu nedenle yine bayram ikramiyesi hesaplara bayram öncesinde yatmış olacak. Peki bir artış olacak mı? Henüz resmi bir açıklama yok ancak beklenti var. Bir tarafta enflasyonda artış var. Bir tarafta asgari ücreti son 50 yılın en yüksek zammı yapıldı. Bir tarafta da memurlar ile yapılan zam pazarlığından çıkan sonuç var. İşte tüm bunlara bunlar olunca emekliye bayram ikramiyelerinde de bir artış olur mu sorusu gündeme geldi. Profesör Doktor Cem Kılıç şunları söyledi. Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda iki kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1100 liraya, bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir dedi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer'in yazısındaki ilgili kısım. 2 Mayıs pazartesi günü başlayacak Ramazan bayramına günler varken emekliye ödenecek ikramiyeler ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli dul ve yetime dini bayramlarda ilk olarak biner lira ikramiye ödenmeye başlanmış. Geçen yıl bu rakam 1100'e çıkarılmıştı. CHP bayram ikramiyelerinin 4253 lira olan net asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1100 liralık mevcut ikramiyeye %80-85 aralığında zam yapılarak 2000 liraya çıkarılacağına dair görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda şunları söyledi: Siyasi irade aileleriyle birlikte nüfusun 3'te 2'sini oluşturan emeklilerin ikramiyesiyle yüzleri tebessüm ettirmeli diyor. Yıl başına memur emeklisinin maaşında ek ile birlikte %30,5 oranında artış olurken ek yoksun bırakılan işçi ve bağkur emekli aylığında %25,47 oranında artış gerçekleşti. Ek yararlanamayarak şoke olan 11 milyon aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin bayram ikramiyelerinin en az 2500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini istediğini de ifade edelim dedi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.